Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi dün akşam Trabzonspor takımımız Sergen Hoca ile görüştüler. Tabi bu görüşmenin detaylarını konuşmak istiyorum. bir Şöyle bir perde arkasına bakalım. Tabi Trabzonspor takımımız aynı şekilde Süleyman Cebeci'de gene bir görüşme gerçekleştirdi. Ve orada da bir gelişme yaşanıyor arkadaşlar. Bu iki detayı konuşmak istiyorum elimden geldiğince. Tabi yönetim kurulu. Çok önemli bir karar alacak. Ben yönetim kurulu Ertuğrul Doğan için ilk geldiğinde söylemiştim sizlere daha önceden hatırlarsınız. Alacak önemli karar teknik direktör kararı demiştim ve bir hata yaptılar. Kafadan teknik direktör seçiminde bir hata yaptılar. Bu süreci yürütemediler diye düşünüyorum. Türkiye Kupasından önce yapılması gereken hamleyi maalesef Türkiye Kupasından sonra yapıyoruz. İhsan Hoca'yla yolumuza devam edeceğiz. İhsan Hoca'nın tecrübesine güveniyorum. İhsan Hoca'nın altyapıda çalışması, takımı tanıması, takımın sürekli içinde veya yani dışından takip etmesi, içinde bulunması, altyapıdaki oyuncuları tanıması bizim için bir avantaj. Kesinlikle bir avantaj. İhsan Hoca'yla, Orhan Hoca'yla devam etmeden önce İhsan Hoca'yla birkaç hani bir maç atıyorum çıksaydı eyvallah derdik veya kupa maçına da onunla çıksa gene bir şekilde yapacak bir şey yok derdik. Teknik direktör bulmak zor derdik. Gene bir şekilde eyvallah derdik. İnanıyorum ki Orhan Ak'a göre daha iyi bir performans sergilerdi İhsan Hoca. Yönetim maalesef Orhan Ak'la beraber teknik direktör tercihine birinci hatasını yaptı. Orhan Ak'la istifasını sundu. 27 gün takımımızın başında kaldı. İstifasını sundu. Bundan sonraki süreçte yönetim kurulunun hata yapma lüksü yok. İşte şimdi atıyorum işte Sergen Hoca gelecek geldiği zaman Sergen Hoca'nın burada verimli olması gerekiyor. Planlama neyse o planlamanın çok fazla dışına çıkmadan, onun istenilen hedefin altına düşmeden bir şekilde bu işi başarmamız gerekiyor arkadaşlar. Zor bir süreçteyiz. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın da önemli bir sınavı, yönetim, ee, şu şekilde sizlere 2 gün önce çektiğim videoda da söyledim. Biz İhsan Hoca'yla anlaşıyoruz ama biz kesinlikle bir teknik direktör getireceğiz. Skor ne olursa olsun Adana Demirspor maçını kazandık. Orana kaldı ama Kasımpaşa maçını kazanırsak İhsan Hoca kalacak diye bir durum yok arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. Sözleşme imzalamış olabilirler. İhsan Hoca kulübün bir ismi. Hocam tamam teşekkür ederiz derler. Kenara çekilir. Hocam gel görevine devam et derler. Devam eder. Böyle bir durum var. Tabi yönetim kararı çok önemli. Dün Sergen Yalçın'la görüşme gerçekleştirildi. Sergen Hoca'nın bazı bir takım istekleri var. 11 tane teknik direktör yardımcısı var. 11 tane yardımcısı var bir kere. Önemli bir durum. Tabi kendisinin isteklerini iletti. Biz kendisine isteklerimizi ilettik. Yani bir görüşmede tamam hocam gel hadi imza at olmaz zaten. Ama ekonomik anlamda biraz farklılıklar oldu. Ekonomik anlamda bir ufak bir pürüzün olduğu konuşuluyor. Bu sıkıntı da çözülürse hani Trabzonspor takımımızın yeni teknik direktörü %80-90 Sergen Yalçın olacak hani çok olumsuz da diyemiyoruz diyorlar. Çok olumlu da diyemiyoruz diyorlar. Dün bir canlı yayın yaptık. Burada sizlerle perde arkasını konuştuk. Tamamıyla Sergen Yalçın bir takım şeyler istedi yönetimde. Tabii bu detayları öğrenmek çok zor. Bu detayları öğrenmek çok zor. Ekonomik yanda bazı istekleri de olduğu söyleniliyor. Takımımız yöneticiler bununla alakalı değerlendirmelerini yaparlar. Bugün yarın onun da bilgisi gelir. Ama ikinci bir görüşmenin yapılıp yapılmayacağı ile alakalı da net bir bilgi yok arkadaşlar. Hani deniliyor ya gazetede yazılıyor ya. ...ikinci bir görüşme yapılacak. ikinci bir görüşme şey olacak. Biz de söyledik. Biz de söyledik ama ikinci bir görüşme olmayabilir. B planda gene görüşmeler gerçekleşebilir başka isimlerle. Yani şu süreç hızlı bir süreç. Sıcak gelişmeler her an yeni bir bilgi akabilir. Her an yeni bir isim ön plana çıkabilir. Ama öncelik Sergen Yalçın. Kesinlikle öncelik Sergen Yalçın. Zaten Kafada Sergen Yalçın olduğunu daha önce de konuştuk. Olmasaydı ilk etapta gidip Sergen Hoca'yla konuşmazlardı. Demek ki bu başkan bu yönetim kurulumuzun da bu gene hoca işini başkan attığını söyleyebilirim sizlere. Tabi Sergen Yalçın istekli. Trabzonspor takımına çalıştırmak için sıcak bakıyor. Yakın çevresiyle alakalı bir nada söylüyor. Artı bir ekibiyle de bir kontak halinde bir hazırlanın işte herhangi bu iş bitebilir dediğini biliyoruz. Biz de tabii ki de tetikte bekliyoruz arkadaşlar. Sergen Yalçın alacağı kararı tetikte bekliyoruz. Ben Sergen Yalçın adına heyecanlanıyorum. Sergen Yalçın'ı görmek istiyorum. İnşallah Sergen Yalçın olur. Yönetim de zaten bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde karar aldılar ki ilk Sergen Hoca'ya koştuk arkadaşlar. Hemen sıcağı sıcağına Sergen Yalçın'la temaslar kuruldu. İkinci bir görüşme yapılıp yapılmayacak kısa vadede bekleyeceğiz ama arada bir fark var. İki taraf birbirine isteklerini ilettiler. Orta yol bulunur mu bulunmaz mı bunu da bugün yarın görür. Çünkü zamanımız dar. Zaman dar arkadaşlar. Acil bir şekilde buraya teknik direktör getirmek istiyorlar. Bir an önce takımın başında bir sene, bir buçuk sene, iki sene neyse bir teknik adamın olmasını istiyoruz. Şimdi Sergen Yalçın gelecek. Yani inşallah başarılı olur. Oldu da başarısız oldu. Ertuğrul Doğan o hakkını Orhan Hak'ta kullandı. Bu ikincisi olacak. Üçüncüye gidecek. Yani zincirleme gidecek. İnşallah böyle bir senaryo olmaz. Daha da kötüye gitmeyiz arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız dün canlı yayın yaptık. Detaylar konuştuk. Şunu söylüyor bana. Ya peki biz küçülmeye gidiyoruz. Sergen Yalçın'ın 30-40 milyonlar konuşuluyor. 30 milyonlar konuşuyor. 20-25 milyon. Neyse artık. Bu paraları nasıl vereceğiz? Ben teknik direktöre bu paraların verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın. Milyon euroluk oyuncularımız var. Orhanak geldi takımın halini gördünüz. İyi bir çalıştırıcı, iyi bir taktik, taktiker olmadığı zaman takımın düştüğü durumu görüyorsunuz. Bakın Abdullah Avcı bile hani bu sezonki performansı aşağıda kaldı. Neden? Bence iyi çalıştıramadılar. Rehavete kapıldılar. Nasıl olsa olur dendi. Transferler yanlış yapıldı. Kadro mühendisliğinde hatalar yapıldı. Biz kadro mühendisliğini yapabilecek bize kötü zamanda, bu dar zamanda bize artıya geçirecek, bize coşkulu oyun oynatacak bir isim lazım. Sergen Yalçın'la alakalı bizim üç sürü futbolcu kardeşimiz, abimiz var. Sergen Yalçın'la alakalı bir kere Trabzon'a gelirse iyi futbolu izlersiniz diyor. Bakın bunu söylüyorlar. İyi futbolu izlersiniz diyorlar. Sergen Yalçın olmazsa tabii dünyanın sonu değil. Sergen Yalçın bizim için olmazsa olmaz değil. Yönetimimizde zaten tamam bir görüşme gerçekleşti ama hocam sıkıştık be. tamam hoca hani hocaya ihtiyacımız var. Sıkıştık tamam ama Sergen Yalçın'ın bütün dediklerini kabul etmeyeceğiz tabii ki de. Sergen Yalçın'a Trabzonspor takımı. Biz büyük bir camiayız ve ona bizim isteklerimiz var. Biz onları da söylüyoruz. O kendisi söylüyor ve orta yol bulunup bulunmayacağını göreceğiz. Para anlamında özellikle ön plana atıldı. Sorduğumuz kişiler şu para pürüzü var diyor. Hani o detaylar tabii ki de bir şekilde çözülür ama para pürüzü var. Bu pürüzü de çözüldüğü takdirde Sergen Yalçın'a bugün yarın artık bakacağız. Kasıpaşa maçı geçer. Ondan sonra Sergen Yalçın takımın başına geçebilir her an. Hazırlıklı olmak lazım arkadaşlar. Ben de tetikteyim sizler gibi. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi Süleyman Cebeci çok fazla soru geliyor. Gerçekten konuşmak istemiyorum ama gene detaylar var. Perde arkası var. Süleyman Cebeci kulübümüz rest çekti. Ertuğrul Doğan'a menajeri aradı. Ertuğrul Doğan menajerine dönmüyor. Madem Trabzonspor takımını seviyor, madem Trabzonsporluyum diyor, gelsin kulübe imzasını atsın diyor. Menajeri 1. yıl 400, 2. yıl 500, 3. yıl 600 bin euro istiyor. Hiç oynamamış, A takımda bulunmamış bir oyuncunun bu istekleri normal değil arkadaşlar. Ve olayın perde arkasında araya birileri giriyor, oyuncunun ailesi giriyor ve bu işte tekrardan tatlıya bağlanabilir ama şu süreci Süleyman cebecinin menajeri de Süleyman'da doğru düzgün yürütemediler. Kulübümüz tarafından belki bu zamana kadar bırakmaması gerekiyordu. Tabi burada Abdullah Avcı'nın işte 6 tane, 7 tane benim 10 numaram var. Benim Süleyman'ı nerede oynatacağım deyip üzerine çok gitmemiş olabilir. Burada biraz Abdullah Avcılık da bir durum var belki. Hani üstüne durmadı. Abdullah Avcı gider gitmez birden Süleyman Cebecat aşkı alevlendi. E bunlar da tabii üstüne tuzu biberi oldu. Ama oyuncuya şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor takımında bak çok önemli bir fırsatım var kardeşim. 10 tane maç kalmış. Bu 10 tane maçın 3'ünde 4'ünde oynasan, 2 tane 3 tane sallasan geçmiş olsun. 6, 300, 400, 500 bin euro diyorsun ya. 500, 600, 700 bin euro alırsın. 700, 800, 900 bin euro alırsın. Onun için Biraz daha, daha eğer bu iş tamamen ipler kopmadıysa bu pazarlık işini ben doğru bulmuyorum. Eğer ipler kopmadıysa gidip imzanı atarsın, futbol oynarsan bunun 3 katını 5 katını kazanırsın. Oynayan oyuncu kaybetmez. Doğru anda doğru hamleni yaptığın zaman sen her zaman kazanan olursun. Seni yönlendiren menajerin Mirsad o bu beni ilgilendirmiyor ben tanımam etmem. Ben seni de tanımam aileni de tanımam ama yetenekli bir oyuncu olduğunu söylüyorlar önemli golcülüğün olduğunu söylüyorlar. Son vuruşlardaki ustalığından bahsediyorlar. Topa vuruşunu anlatıyorlar. Ben de seni Trabzonspor takımı kaybetsin istemem. Ama sen Trabzonspor takımına pazarlığa giriyorsan da yolun açık olsun. Trabzonspor takım pazarlığa girmez. Son gelen noktada menajeri kulübü 3-4 kere 5 kere 6 kere neyse aramış. Kulübümüz dönmemiş. Ailesi getirsin imzasını atsın gitsin demiş. Diğer 5 tane imza atan oyuncu gibi arkadaşlar. Çok önemli bir fırsat. Altyapıdan çıkacak oyuncular kafasını kullanan futbolcu olur. Kafasını kullanmayan gider. Başka yerlerde kiralık oynar. Üçüncülük, ikincilik kaybolur gider. Adını da bir daha duymayız. Bu süreci iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Şu an İhsan Hoca bulunduğu sürece bunlar onlar için artı. Yeni isimler, yeni oyuncuları tanıyacağız, göreceğiz diye tahmin ediyorum. Trabzonspor takımımızda son durum gelinen nokta. Sergen Yalçın'la bir görüşme yapılıp yapılmayacak kritik. Ama bir B planı olması gerekiyor. Bu B planı da yürürlüğe konacaktır diye tahmin ediyorum. Bugün yarın bunun netliğini kazanırız. Sergen Yalçın ekibini anlattı. Sergen Yalçın durumunu anlattı. Sergen Yalçın yönetimden beklentilerini anlattı. Parasal anlamda pürüz var. Diğer konulara zaten yönetimi çok fazla müdahale olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Gene yorumladık elimizden geldiğince. Sıcak gelişmeler yaşanacak. Yarın Kasımpaşa maçımız var. Kasımpaşa maç öncesinde zaten bir değerlendirme yapacağız. Bir teridmanı yapacaklar. Bir kadroya bakalım teridmanı nasıl geçecek. Sakat oyuncularımızdan gelen bilgilere bakıp bir kadro değerlemesi yaparız elimizden geldiğince arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlemsizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.